Bunu söyler misin? Canım hoş geldiniz. Katalım hoş geldiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Kanalıma hoş geldiniz. Evet, kanalıma hoş geldiniz dedik. Şimdi ne tarifi vereceğiz? Çorba tarifi. Turşu. Rüyanın sana turşu. Turşu tarifi vereceğiz. 90 anne. Dökelim. Turşu, ne turşusu yapıyoruz biz bugün? Çorba turşusu. Çorba turşusu. Çorba turşusu. Anne. Efendim. Bunu koysana. Tamam, koyalım. O zaman hemen söyleyelim. Biz bugün ne turşusu yapıyoruz? Dolma biber turşusu. Dolma biberlerimiz. Burada temizledik, ayıkladık. İçine karnabahar dolduracağız. Bir de anne, havuç. Anne. Efendim, söyle. Onu koyamazsın. Onu sonra koyacağız. Sen bir kanalıma hoş geldiniz der misin? Çok güzel söylüyorsun. Bir söyle. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, kanalımıza hoş geldiniz. Eva ile beraber biz bugün yine size bir turşu tarifi vermek istiyoruz. Turşularımız için malzemelerimizi saydık. Şimdi nasıl doldurduğumuzu gösterelim. Önce ben koyayım. Tamam, sen koy. Dolmalık biberlerimizi alıyoruz, değil mi? İçine havuç dolduruyoruz. İstediğimizin içine havuç, istediğimizin için. Yani isterseniz karışık da yapabilirsiniz. Sen ne istiyorsun? Ben onu koyacağım. Onu sonra koyacağız. O tuz, tuzunu da sonra koyacağız kavanoza. Evet, havuçları bu şekilde doldurduk. Üzerine ne yapıyoruz? Karnabaharla kapatıyoruz. Böyle çiçek gibi bir biber turşusu olacak. Ve kütür kütür sıcak suda yapacağız bunu. Çok güzel, lezzetli bir turşu olacak. Şöyle kavanozumuza koyalım. Tekrar bütün biberlerimizi bu şekilde dolduracağız. Siz tabi istediğiniz malzeme kullanabilirsiniz. İsterseniz karnabahar değil de lahana yapabilirsiniz. Lahana ile havucu incecik kıyıp onları da yapabilirsiniz. Ama ben karnabahar turşusunu çok seviyorum. Bizim çocuklar da çok seviyorlar. Dolayısıyla biz karnabahar turşusu yapmak istedik. Ama karnabahar turşusu da bu benim verdiğim tariflere uyarsanız gerçekten inanılmaz güzel, kütür kütür bir turşu oluyor. Ve görüntüsü de çok güzel. Şöyle bakar mısınız? Şimdi turşularımızın içine ayıklamış olduğumuz sarımsaklarımızı koyuyoruz. Ben bunlara benim sarımsakların dişleri büyüktü. O yüzden iki diş sarımsak koydum. Şöyle boşluklara gelecek şekilde. Sarımsakları ben ikiye böldüm. Şöyle. Eva. Ne yaptık? Döktük. Tamam, oldu. Kızım benim. Evet, bu şekilde sarımsakları da koydum. Önemli olan şimdi burada bu turşunun içinde ne olduğu değil, neler koyduğumuz değil. Bu turşunun 2 sene bile dursa kütür kütür olması, hiç erimemesi ve erimemesini sağlayacak olan malzemeleri şimdi içine koyacak olduğumuz malzemeler. Bunun için içine bir çay kaşığı limon tuzu. Tamam. Bir çay kaşığı limon tuzu. Bir yemek kaşığı kaya tuzu. Kaya tuzu olmazsa olmaz. Buna mutlaka kaya tuzu koymak gerekiyor. Fırçala kızım. Fırçala sen dişlerini. Bir de şeker koymamız gerekiyor. İçine bir çay kaşığı şeker. Koyacağımız malzemeler bunlar. Bir de sirkesini şöyle küçük normal klasik çay bardağıyla da birer
her kavanoza 1 çay bardağı sirke. İster elma sirkesi ister üzüm sirkesi koyabilirsiniz. Ben elma sirkesi koymak istiyorum. Üzerine kesinlikle ılık olmayacak. Kettle'da kaynattığınız kaynar su dökmemiz gerekiyor. Eğer sıkı doldurulmuş bir kavanozsa o zaman şöyle bıçakla havasını aldırabilirsiniz. Bütün sular aşağıya kadar insin diye. Kesinlikle olması gereken bir şey daha, kapakları temiz yeni kapak olması lazım. Yani temizlikten ziyade yeni kapak olması lazım. Kapaklarının kesinlikle yeni kapak olması lazım. Bir de bu şekilde sıcağıyla kapatmak lazım. Sıcak sıcak kapatırsak kendini vakumluyor ve hiçbir şekilde sızma, akma olmuyor. O zaman daha sağlıklı bir şekilde. Şimdi biberlerin içine de sular doluyor. Hala havası çıkıyor. Bakın. Dolma biber olduğu için. Dediğim gibi siz istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz bu şekilde. Önemli olan sıcak malzemeleri. Ben birer kavanoz için kapakları şöyle iki kere geri bir kere ileri kapattık mı kapaklar hemen geri çeviriyoruz. Bu şekilde akşama kadar kalsın. Bu şekilde akşama kadar kaldıktan sonra serin bir yerde, karanlık bir yerde bir hafta bekletmeniz yeterli. Bir hafta sonunda çıkardığınızda çıtır çıtır, kütür kütür, hiç erimeyen çok lezzetli turşularınız olacaktır. Denemek isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Şimdiden afiyet olsun.